Ve sevgili izleyiciler, şimdi de hattımızda yine Turkcell ana sponsorluğunda yapıldığını söyledik. Milli takımımızın ana sponsorunun Turkcell olduğunu söyledik. Şimdi de hattımızda yine Turkcell Kurumsal İletişim ve İlişkilerden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı sevgili Sayın Koray Öztürkler var. Hoş geldiniz yayınımıza öncelikle. Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum size. Teşekkürler. De. Turkcell'in yine sponsorluğu böyle önemli organizasyonlarda, önemli başlarda devam ediyor. Ve yine bir Fed Cup. Ciddi anlamda ülkemiz adına çok önemli bir organizasyon. Orada da sponsorunuz sürüyor. Neler söylemek istersiniz? Sözü size bırakayım ben. Şimdi yayınınızı izledim. Çağla'nın da aktardığı gibi bu Afrika Avrupa birinci grup hakikaten geçen sene yükseldiğimiz bir grup. Güçlü bir grup. Ancak bizim de deneyimli oyuncularımız var. Çağla performansını çok iyi bir şekilde geliştirdi geçen seneden beri. İyi maçlar çıkartacaklardır. Karşılarında da deneyimli oyuncular var. Tabii burada hem milli takımımızı, antrenörümüzü hem de tenis federasyonunu da kutlamak lazım. Çünkü Türk tenisinde gelinen nokta geçmişe göre baktığımız zaman en üst nokta. Bundan sonra da iyi projeleri, altyapı çalışmaları olduğunu biliyorum. Dolayısıyla hani erkeklerde Marcel İlhan gibi, kızlarda Çağla gibi geriden gelen diğer tenisçilerimizle daha da yükselecektir. Biz bireysel dalları önemsiyoruz. Özellikle şu açıdan da önemli. Biliyorsunuz bu sene belirlenecek bir 2020 adaylık süreci var. İstanbul 2020'de de olimpiyatları ülkemize getirmek üzere aday şehir. Madrid ve Tokyo ile yarışıyoruz. Dolayısıyla yani iş bir bütün. Hem firmaların bu süreçlerde olması önemli. Özellikle olimpiyat adaylık süreçleri gibi süreçlerde hani ülkenin sahip çıkması, insanların çıkması, olimpiyat ruhunu sahiplenmesi, firmaların sponsorluğu çok önemli. O yüzden o süreçte de iddialı bir destek veriyoruz. Umuyorum bunların hepsi birleşince bireysel sporlarda da ülkemiz layık aslında olduğu gibi daha iyi tanınacak ve gençlerimiz de gayet iyi temsil etmeye devam edecekler ülkemizi. Evet, çok teşekkürler Sayın Koray Öztürkler. Yayınımıza katıldığınız için sağ olun, diyelim ve desteklerinizin de devamını dileyelim böylece sizi de bulmuşken.